Evet, herkese merhabalar efendim. Street Fighter'ın Story modunu sonunda oynayabileceğim galiba. Bu videoyu çekmek için o kadar uğraştım ki acayip sinirim bozuk, öncelikle onu söyleyeyim. Dün, yani dünden beri falan uğraşıyorum bu videoyu çekmek için ama bir türlü Story modu açamadım. Şimdi normalde Street Fighter'a Story mod geldiği duyurulduğunda böyle 8 GB'lık bir update geldi. O update'i yaptık. O 8 GB'lık hayvan gibi update'i yaptık. Neyse. Ondan sonra dün işte videoyu çekmek için hazırlandım. Böyle kamerayı açtım, yine böyle konuşuyorum. Bir geldim, şey açılmıyor. General ya da General Story dediğimiz kısım açılmıyor yani. Giremiyorum Story moda. Ulan daha sonra tekrar update etmeye başladı. Biraz daha update etti. Ondan sonra hata verdi bilmem ne. Yok işte modeme kabloyla bağladım. Zart ettim, zurt ettim. Bütün update'leri sonunda gerçekleştirdim. Tekrar açtım oyunu. Gene videoya girdim. Gene açık değil. Story modu gene kapalı. Ondan sonra meğerse internetten bir araştırdım, öğrendim ki Story modu PSN'e girip ya da işte nereden aldıysanız oyunu girip oradan girip bildiğiniz DLC olarak indirmeniz gerekiyormuş. Story modu. Yani story mod kadar önemli bir şeyin niye update'in için otomatik gelmediğini ve sadece DLC olarak geldiğiyle ilgili en ufak bir fikrim yok. Girip ayrıyeten DLC olarak indirmek gerekiyormuş. Bir 8 GB'da o. Saat sabahın 4'ü. 2 saattir videoyu çekmeye çalışıyorum ve Story mod daha 8 GB var diyor oyun bana. Onu indirmeye bıraktım, yattım kafayı. Yattım kafayı, vurdum kafayı, yattım. Bu hıçkırık nereden geldi şimdi? Neyse, ondan sonra geri kalktım da inmişti neyse ki. Ve şimdi sanıyorum çekebilirim. Eğer sesimdeki o böyle hafif uykudan yeni kalkmışlık varsa sebebi odur. Uykudan yatan yeni kalktım çünkü. Heh, sonunda General Story ya da. Nasıl okunuyor lan bu? Girelim bakalım. Act 1, Disaster. 5 ekten bir, evet, 5 ekten oluşan bir hikaye anlatacak bize. Her ek bir karakter üzerine olsa. Ryu, Chun-Li, Ken, diğer kimler olur bilmiyorum, görürüz. Guile falan olabilir varsa eğer. Yani bakalım ve umuyorum senaryo modu bu arada şey değildir öyle. Slide gösterisi dövüş, slide gösterisi dövüş değil yani Mortal Kombat'lık gibi. Oyun içi grafiklerle yaratılmış cutscene'ler varsa ne mutlu, yoksa sıçtık. Ki ben de Street Fighter'ın en büyük fanı olmadığım için hani belli başlı şeyleri biliyorum. Akuma'nın hikayesini, Ryu'nun, Ken'in hikayesini, işte onların ustasının hikayesini falan biliyorum. Chun-Li'nin hikayesini biliyorum ufak tefek ama ha, iyi video var, güzel. Nash mi ana karakter yoksa? Direkt Nash'le başladık. Aman tanrım. O bir kuzu mu? Koyun. Devour. Yut dedi. Ha, bu arada oyunu Japonca dublajı aldım. Cutscene'lerde grafikler ne kadar kötüleşti lan sanki. Ben yemeliyim, yutmalıyım. Sen kimsin? Aman tanrım, o Necali. Yut. Mavi bir kelebek. Ne oluyor oğlum? Bu bir rüya sekansı değil herhalde. Rüya sekansı gibi en azından. Oğlum herif Mısır'da gibi bir yerde tabuttan kalktı lan. What the fuck? Bu durumda uyanabilmen gerçekten bir mucize. Sen kimsin? Benim adım Helen. Ben Nihanya'da. Sana bakmak bana bırakıldı. Yani kelimeyi unuttum. Nurse'ın Türkçesini unuttum. Çok kötü bir durumdaydın. Neler olduğunu hatırlıyor musun? Ben Neşi birileri taranmış ya, Bison tabii ki ya da Vega, Japonca'daki. Aynen Vega. Bak, Japonca'daki Vega çünkü. O Vega da burada. Ne gülüyorsun lan? Ne oldu şimdi, biz zombi miyiz yani? Neşi zombiye dönüşüyor. Kendiniz kendini zorlamamalısın. Psycho Power'ın peşinden git. Zamanında Türkçe altyazılı bir Street Fighter animesi seyretmiştim. O kadar aptal bir çeviriydi ki. Vega'nın güçlerini sapık gücü diye çevirmişlerdi. Psycho ya. Sapık gücü diye çevirmişlerdi. Psycho Power.
da Psycho Power mıydı direkt lan, yoksa Psychic Power mı? Neyse hatırlamıyorum ama Psycho ya sapık değildir yani onun çevirisi. Muhtemelen psikten gelen bir şeydir. Ha, dövüşmek için gerçekten ilginç bir sahne. Vega'nın hayaletiyle dövüşeceğiz. Evet, ona Bison demeyeceğim, inatlıyım. Vega. Kaçamazsın. Kaçtı bile. Bu arada Street Fighter'da çok iyi oynamadım biliyorsunuz değil mi? İlk izlenimi eğer şey yaptıysanız, hani öyle süper hareketler falan yapmak konusunda hiç başarılı değilimdir yani. Yay. Yani ilk dövüş doğal olarak çok kolaydı. Kabloları mabloları sapıttırmadan. Bitiriş vuruşu. Kendini bitiriş oldu daha çok Neşcim. Yani Vega'nın kendisi bile değil o, belli yani. Sasuga kugunchui. Hanabarashii kereki o omochi na dake aru wa ne. Tam da senden bekleyecek bir şey. Kugun Chui ne demek ya? Sana söyledim ya. Sana bakma görevi bana verildi gibi bir şey. Sadece bakmak değil. Çok önemli bir bilgim var senin için. Neymiş efendim o? Bu adamla buluş ve ondaki parçayı çal. Peace dediği şey neyse artık. Kimmiş o adam? Guile falan mı? Ha, Guile, evet aynen. Vega'yı yenmeye çalışan senin için önemli mi dedi? Yoroshiku'yu Türkçe çeviremezsin. O yüzden çevirmeye uğraşmayacağım bile. Ya Yoroshiku'nun bir Türkçe çevirisi yoktur hani. Nice to meet you, ya işte tanıştığımıza memnun oldum falan, belli başlı noktalarda tam ilk tanışma anlamında tamam söyleyebilirsin ama genel olarak Yoroshiku Onegaishimasu o kadar fazla söylenen bir şey ki ne bileyim. Ryu. Ne? Senden bir isteğim var. Dövüş benimle mi? Direkt ya. Gelip direkt kavga mı ediyorsun? Bu mudur yani hikaye? Tamam, yardımcı olayım dedi o da. Hatta senin gücün olayım. Çıkaran falan filan direkt. Evet. O kadar garip bir... Hani ne olacak bu kavgadan sonra sarılıp yeee görüşmeyen uzun zaman oldu falan mı yapacaklar? Ne şimdi bu ya? Nasıl bir girişti hani? Ryu geldi. Hindistan'a herhalde. Muhtemelen Hindistan'dır burası. Hadouken. Bir de nasıl yaptığımı bilsem Hadouken'i. Muhtemelen o kadar kolaydır ki. Aşağı ileri şey gibi bir şey zaten. Şu an Hadouken atmaya çalışıyorum gene bu arada. Shoryuken attım onu yani. Tamam okey, olmuyor. Ben normal dalayım da öldüreyim bunu. Ah. Yok, Street Fighter'da iyi değilim ya. İyi değilim yani. İstediğiniz kadar söyleyebilirsiniz. Değilim yani. Hiçbir zamanda Street Fighter'ın zaten fanı olmadım. Çocukken oynuyordum Street Fighter 2'yi. NES versiyonunu, çakma bir NES versiyonu galiba. Bison'la milletin ayağına kaya kaya yeniyordun. Vega'yla pardon, Vega'yla. Niye dövdün sen şimdi Dalsa mı? Yaaak, yaaak. Dalsa'nın söylediklerini çevirmem neredeyse imkansız gibi bir şey. Japonca mı o kadar iyi değil? Yani... Şu onuşiler bilmem neler falan, ben onları duyduğum anda böyle gidiyorum. Ha bir dakika, bu günlük Japonca diliyle hiç alakalı. Necali geldi lan. Necali. Ama kısaca söylediği şeyler, senin kalbinde bilmem neler var Zartut falan. Bazı endişeler var falan diyordu. Ama yani ürünün suratına bakarak bile anlayabilirsin bunları. Neyin nesi o? Nanda! Ne? Consume your soul mu? Öyle mi dedi gerçekten? Japoncasında ben ne dediğini anlamadım. Blah 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 dedi gibi geldi. Tamam.
Necati Ali biraz daha yüksek sesle konuş, anlamıyorum. Lan ne oluyor? Aa Necati'yim lan ben kendimi Ryu zannediyorum. Niye diyorum şey yapamıyorum? İlginç. Necati Ali bu hikayenin baş düşmanı değil mi? Anlaşılan aynı böyle Akuma benzeri bir yaratık herhalde bu Necati Ali'nin. Her şeyi yemeye çalışan falan böyle. Önüne gelen her şeyi yutup yemeye çalışan bir yaratık herhalde yani. Ve hiçbir şey anlamıyorum dediğinden gerçekten. Falan diye konuşuyor çünkü anlamıyorum yani. Kelimeleri çıkartamıyorum söylediği şeylerden. Güzel ama tasarımı Necati'nin. Dark Souls'daki Necati'ye kadar güzel değil o ayrı mesela. Hiçbir şey o kadar güzel olamaz. Karanlık Adao'yu mu? Evet, Karanlık Adao'yu çıkarıyor, vuruyor ortaya. Dasını vurdum. Yani Karanlık Adao'ya kapılıp gitme ya da Katil Adao'ya dedi aslında orada. Ha şimdi Dasını mı kapayacak Necati ile bir de? Evet. Oğlum bu ne lan, çok yavaş Dasın. Ow! Oğlum niye bu kadar yavaş lan bu herif? Ve bu hareketi yapması niye o kadar kolay? Rastgele tuşlara basıyor olmama rağmen. Ow, ow, fuck. Tamam dur. Necati seni kapma yaparak ah öldüreceğim diyordum ama öyle olmadı Necati. Beklediğim gibi olmadı. Hadi. Bir şeyler yap, bir şeyler yap. Dansın o kadar tuşa basıyorum. Bir şeyler yap hadi. Bak süperin de doldu hazır. Hah aynen. Nasıl yaptım bilmiyorum ama. Yeeey. Başardın lan. Süperle öldürdün hem de. Güzel oldu. Tabi şimdi videoda muhtemelen yenemeyecek ama. Hani sadece oyunun içinde yendik ama videoda yenemeyecek. Çünkü Necati ya falan. Ve yenermiş çat diye oyun bitermiş. O da ne? Ne harbiden o? Güneş tutuluyor. Daha çok güneşin önüne bir GTP? Vega ile alakası ne olayın? Necati'yi Vega mı yönetiyor yani? Necati nesin oğlum sen? Bu da bölüm okunuyor bu arada. Necati deyip gidiyoruz ama. Klasik Necati dediğim için Dark Souls'un şeyi. Uzun zaman önce savaşçıların ruhunu yutan bir canavardan ya da yaratıdan. Son cümleye kadar iyiydim, son cümlede sıçtım. Kiki nedir? Crisis anlamına mı geliyor gerçekten? Kiki mesela bildiğim bir kelime değil benim. Dünya kötü anına geldiğinde ortaya çıkacak falan filan gibi bir şey mi? Bilmiyorum. Kiken'i biliyorum ama Kiki'yi mesela bilmiyorum. Kiki nedir yani? Kiken tamam okey ama. Mesajınız var. Karanlık ayın haberlerini izlediniz mi? Şey dalış başarılı. Çevirmeye kendim şeyi çevirirken cümleyi duymayı kaçırıyorum ya. Gerçekten alt yazıdan mı gitsem diye düşünmeye başladım. Who's that girl? Nur kim ya? Raşit miydi? Kimdi bu? Ya kankanın ismi neydi hatırlamıyorum. Raşit miydi? Neydi? Seni görmezden gelemem sonuçta değil mi dedi. Yani kızı götürüyorlar sonuçta. Aynen Raşit'miş lan. O kızı bırakın. Ben kimle dövüşüyorum ya? ASM kim ya?
neydi şimdi? Bu neydi şimdi? Dışarıdan daha ilginç sesler geliyor. Yaz tatili, çocuklar oynuyorlar. Bak, artık rahatlayabilirsin. Benim işim bittikten sonra birlikte kaçalım, olur mu küçük hanım? Beni kurtarmaya mı çalıştın yani seçine? Sen tutsak değil miydin? Öyle mi görünüyordum? Biraz anlaması zor ama. O zaman şimdilik bunu biliyor musun? Ne o? Ya da doğrusu onu tanıyor musun? Bingo. Bu nerede acaba? Birini gösterdi muhtemelen ama. Teşekkürler. Senin yani olayın ne ya da şu an içinde bulunduğun durum ne bilmiyorum ama daha sonra birlikte kaçarız, olur mu? Bir de küçük kız eklediler hikayeye. Küçük kızlar önemlidir. Hikayeye bağlanmak için gerçekten önemli bir etki yaratırlar insan üzerinde. Ne zaman hikayede küçük şirin bir kız varsa ben direkt o hikayeye bağlanırım böyle. Babalık hisleri vardır ya, böyle coşan bir anda falan. Bu arada Batman vs. Superman'den fena o hale geldi bu. Yani hikaye kopuk kopuk bir dünya, garip garip birbirleriyle alakaları ne oldu belli olmayan sahneler zinciri şu anda. Hiç fena bir koku değil bu. Ama. Ha, Vega'nın düşmanı, Vega samanın hatta. Seni sileceğim. Hiçbir şey bırakmadan. Vega samanın düşmanlarıyla alakalı bir şey diyordu orada ama. Ben senin Vega'nın adamı olduğunu bile bilmiyordum ya. O ne lan? Gerçekten bu daha güzel kokuyor. Oğlum o el ne? Suratından daha büyük. Bak, elin kafandan daha büyükse kanser oluyormuşsun muhabbeti vardı bir ara. Böyle tutardık hani elimizi açtığında büyük çat diye bir tane vururlar. Bir lop diye yapışırdı suratımıza. Rashid. Bayım. Ben sadece arkadaşıma bakıp çıkacağım muhabbeti konuşalım diye. Arkadaşımı almaya gelmiştim. Ne? Altyazıda geç kaldın dedi ama Japoncasında ne dedi bilmiyorum ki. Kelimeleri çıkaramadım çünkü. İşte o. Ne? Bunu mu istiyorsun? O zaman bununla arkadaşımı değiş tokuş yapalım. Boş boş konuşma ve bunu Fa Sama'ya ver. Fa mıydı herifin ismi? Bunu Fa Sama'ya ver dedi çünkü. Ha, Fang'miş. Ha, ben Fang'im. Ama tabii Çinli olduğum için galiba Fa diye okunuyor herhalde. Bilmiyorum. Ow, dur lan. Aha. Bir zehir mehir bir şey atsaydım ya. Şu an bütün tuşlara basıyorum bir şeyler yap diye ekstra. Hah. Peki. Hiç yoktan iyidir, en azından parladı marladı bir şeyler yaptım. Bakalım ne oldu? Rashid dayak mı yedi? Zavallı Rashid, sen iyi karakterdin halbuki. Ama o küçük kız neyin nesi? Bunun kızı falan mı? Ha, gerçekten düşürdü valla. Satranç parçası gibi bir şey oldu ama. Sadece bir tane mi varmış? Hadi festivalin başlama zamanı geldi diye ekleyebiliriz sonunda. Direkt Japoncadan çevirdiğimiz zaman Matsuri no Hajimari da dediği zaman sadece. Evet, diyorum ya, kopuk kopuk bir dünya sahne. Burada kim var? Bu kim, ben tanımıyorum bu karakteri. Tanıdığım bir karakter değil yani, direkt değil yani, tanımıyorum bu karakteri. Street Fighter kaçtan bu herif? Ya 3'ten ve 4'ten falansa. Zaten 3'ü oynamadım, 4'ü oynamadım. Aradaki bir sürü garip garip oyunları oynadım ama. Ya belli başlıklarını hani diyorum ya, zaten Street Fighter oyunlarından çok izlediğim animelerinden, filmlerinden vesaireden biliyorum ben yani, şeyden değil.
çizgi romanlarından falan. Hatta Türk bir adam çiziyordu çizgi romanlarını yanlış hatırlamıyorsam. Ayrıca mangaları da var mı bilmiyorum. Mangasını hiç okumadım. Hep çizgi roman okudum ben. 4 saat önce Tokyo'nun üzerinde belirlen o garip şey, kara ay denilen şey. Tabii ki bizim özel uydumuz onu izliyor falan filan vesaire. Siz ne yapıyorsunuz abi? Biraz önceki sahne neydi, dövüş sahnesi? Niye gösterdiler onu? Birini dövdü geçti. Ha, orada mı? Canlı yayından herkes izliyor, öyle mi? Şu drill dediğimiz saç stili var ya, drill diyor olan Japonlar en azından. Ben de o yüzden drill demişimdir, hep gerçek ismini bilmiyorum. Örgü mü oluyor? Bilmiyorum. O hatunla alakalı bayağı bolca hentai okumuşluğum vardır efendim. İsmini bilmiyorum ama sadece bayağı bolca hentai okudum. Kimle kim kapışıyor? Zangief'le. Kızıl Cyclone, Zangief. Kızıl Cyclone olarak mı geçiyormuş? Zangief, Rus'u değil mi Zangief? Bu ikisi takım mıymış? İlginç. Ya müzikten ben bu arada hiçbir şey duyamıyorum şu an. Müzik çok fena bastırıyor sözü. Handicap. Arada bu hiç heyecanlandırıcı değil. Duydum bir de tag'ı duydum. O da tag zaten. Tag maçtan bahsediyor. Ne diyorsun oğlum? Ben hiçbir şey anlamıyorum, duymuyorum seni. Bu nasıl bir müzik? Resmen son kısmı dediği gibi duydum. Bilmiyorum siz ne duydunuz ama. Arka plandaki müzik çok fena bastırıyor şeyleri, diyalogları. Arkadaş sürekli bir şeyleri gösterip geçiyorsun, dövüştürmüyorsun, ondan sonra bırakıyorsun sadece. Kimin nesidir bu Fang? Niye Bison'a çalışıyorsun Fang? Ya da Vega'ya. Hep karıştıracağım o ikisini, olmayacak yani, alışık değilim çünkü. Japonya'da onun isminin Vega olduğunu biliyorum ama. 120. Tamam. Nedir abi bu ay olan şeyle, tepedeki ayla bu ayın arasındaki alaka? Necail nedir? Necail'in olayı nedir? Niye savaşçıları yemeye geliyor? Spider-Man'de öyle bir düşman vardı. Öyle bir şey vardı çizgi romanda. Story arc vardı bir tane. Sürekli böyle kahramanları yiyerek yaşayan bir düşman geliyordu böyle. Spider-Man ondan bir yumruk yiyordu ve diyordu ki ilk kez hayatımda aklıma bir espri gelmedi. Yani çünkü daha önce hiç bu kadar güçlü bir yumruk yememiştim. Ne Hulk'tan ne başka birinden. Kimseden böyle bir yumruk yemedim daha önce. Şunları görünce canım niyeyse Asura's Wrath çekti. Aynı şeyi kullanıyor ya. Aynı grafik stilini kullanıyor ya Asura's Wrath'te. Özledim lan. Asura's Wrath ne hoş oyundu be. Bir devam oyunu yapılsa da hayatta yapılmaz. Hiç satmamıştır. CyberConnect onun yine Naruto oyunlarını yapıyor işte sürekli. Her sene Naruto oyunu yapıyorlar. Bir ara onları da oyunlarını oynayayım bari. Asura's Wrath en yakın şeyi verir. Bu arada evet. Şehrin içine sıçtı, orası neresidir? Sorular. Ayy. Evet, sorular indi canım. Sen neyde oynuyordun? O nasıl bir makine ve sorulara nasıl bağlanıyordu o? Hani elindeki şey bildiğin şeye benziyordu çünkü. Game Boy Advance'e falan benziyordu yani. Server'a bağlanacak kadar modern bir makineye gibi durmuyordu en azından. Evet, dünyaya düşen bir ay, klasik Majora's Mask Zelda'ya geri geldik efendim. Tekrar dünyaya düşen bir ay var. Yani ne kadar yapay bir ay olsa da. Ha? Shibasaki. Ha. 情報処理部門からの報告によれば、 ニューヨーク上空高高度において Ya yani, tamam işte New York'un üzerindeki o oluşan elektromanyetik dalgadan dolayı bilmem ne falan derken ses gitti zaten. Onu ne? Ha, doğrulanan 7 tanesinden bir tanesi olduğunu düşünüyor. Maalesef bizim uydu tabi devre dışı kaldı o yüzden dedi.
Umarım hazırsınızdır. Diyor. Yani ya bizimkileri ya da karşı tarafa. İkisinden bir tarafa. Yani. Yani onu tam olarak şu içebiliriz şey ama umarım hazırsınızdır değil. Sizin hazır olmanızı sağlamak zorundayım falan yok. Türkçe'ye kesin bir şey yok, evet. Tam bir dönüş yok. Tamam, bir yerlere bağlantı kuramıyorsun. Tamam, bir şeyin etkisi yüzünden olduğunu düşünüyorum o şeyin. O büyük patlamadan yayılan elektromanyetik dalga. Bu kadar büyük etki yaratabilecek kadar büyük teknolojiye sahip olan kim olabilir? O kayıp hacker davasıyla alakası olabilir. Her zaman çok iyi zamanlamada ortaya çıkıyorsun değil mi? Tam sen, sana yakışır şekilde. Sizler bundan sonra New York'a gidip o olayla alakalı şey araştırma yapın. Ben de geleceğim Gaya. Lan Chun-Li gel canım. Chun-Li diye mi okunuyor ya? Yoroşku tanım. Chun-Li. Yoroşku canım, yoroşku. Bak mesela yeni tanışmıyorlar ama Yoroşku tanımı. Ha, Kochirakoso falan. Hani yeni tanışmamalar ama Yoroşku geçiyor işte orada. Yoroşku'yu kullanamıyorsun yani. Yoroşku iyi geçinelim gibi bir anlamı var ama tam çevrilmiyor. Yoroşku tanımıymış. Bu arada Gai'la Chun-Li'nin arasındaki ilişkinin hep tam olarak ne olduğuna merak etmişimdir, biliyor musunuz? Bazı hikayelerde Gai'la Chun-Li'yi böyle çok yakın gösterirler falan, böyle ortak gibi derdir, bilmem nedir. Chun-Li bazı hikayelerde Ken'le yakın gibi gözükür. Bazı hikayelerde Ryu'yla yakın gibi gözükür. Ulan Chun-Li kime veriyorsun lan diyesi geliyor sana. Sonuç olarak kimseye vermiyor galiba. Bir şey Seiko'yu duydum arada ama. Ha, Balrog. Daha doğrusu Bison. Orijinal Bison bu. Asıl Bison buydu, isimleri karıştırdılar. Neden diğer aylar patlamadı? Hmm. Beni hiç dinlemiyorsun değil mi? Diğer anahtarlar çalındı diyor. Ha, onlar anahtarmış. Ha, ben anahtarlardan bir tanesini geri alabildiğim için bu şehri de şey gibi, yani planlandığı gibi şeyi patlatabildim diyor. Bu arada sizler bu arada ne yapıyordunuz? Bu planın şeyi sorumlusu sensin. Bu anahtarları çaldıran da sensin. Yani sorumluluğu üzerine alman gereken kişi sensin. Ha, şimdi bunun yüzünden kavga edecekler değil mi? Aralarında Vega ile Feng arasında durup dururken böyle saçma sapan bir çatışmadan kavga edecekler. Evet. Veya benim üzere bu görevin bana verilmesi siz ikinizin beceriksiz olması dedik sanıyorum. Generallerim birbirlerini öldürüyor değil mi? Bak bu da eğlenceli. Hey be, Norio Wakamoto ya. Adamın sesi çok fena ya. Adamın sesi harika ya. Chun-Li'nin planı gerçek olursa Vega Sama kesinlikle yenilmez ve en güçlü olacak. Boş boş konuşma. Diğer şeyin cihazların durumu ne? Bu tarafta, ne tarafta, ne var orada? Vega'nın Psycho Power'ından güç alan askerler. Kontrol anahtarlarına geri alana kadar. Etrafa umutsuzluk bilmem ne yayacaklarmış, güç gösterisiyle. Ne yapıyorsun? Korkma korkma. İkiniz de bir kere bir deneyin ha. İkisi de onlarla mı dövüşecekler? Bu basit askerlerden korkmuyorsunuz değil mi? Aptal. Böyle bir şeyle dedi ve susturdu. Buyurun o zaman. Ha, bu askerlerle dövüşüp kavga edecek yani. Balrog ve Vega öyle mi? Muhtemelen tabi pardon Bison ve neydi? Bison ve Baldur. Ya çok karışıyor isimler ya. O orijinal üçlü işte. Vega, Bison, Balrog. O üçlünün karakter isimleri birbirlerine girmiş ya. Hepsi değişmiş yani. Vega aslında Balrog. Balrog aslında Bison. Bison aslında Vega. Yani bu üç birbirine girdiği zaman sen de o isimleri çevirmeye çalışırsın. Mesela şu an ben aslında Vega ile değil Balrog ile oynuyorum. Biraz önce de şeyle değil. Balrog ile değil Bison ile oynuyordum.
havada duran bunlara emir veren kişi de aslında Vega. Ama nasıl oldu da Amerika'da yanlış karıştı o isimler, ben onu merak ediyorum. Bilin sıçtım lan ağzına ben lan. Bizim karakterlerin ona dayak yemesi lazımdı, hani güç gösterisi olacaktı. Vega'nın psycho power'ından güçlenen askerler falan. Aynen, ben de öyle dedim hacı. Ama dövdüler hiç. İşte zorlanmadılar yani. Ey bok lan, bok parçası, sırada sen varsın. Bok herif ya da. Kısıyor o. Chun-Li ile şey geldi. Evet. Guile. Albay William Guile. Yani ben son baktığımda albaydı. General olmuştur belki şimdi, bilmiyorum. Vega. Bak Vega yazıyor, alt yazı başsın. Bekle. Yine mi sizler? Aptal küçük kız. Aa ben niye ben oğlum oyun kastı lan. Niye Bison'la oynuyorum da Chun-Li'yle oynamıyorum ki? Yalnız Vega da yaşlanmış ya. Necali yerine ben Vega'nın baş düşman olmasını tercih ederim açıkçası. Vega'nın tasarımını hep çok sevdim ben ya. Baş düşman olarak hep tasarım çok hoşuma gitmiştir Vega'nın. Bu güç ne işe yarıyor ya? Ben bunu hiç anlamadım. O tam o sırada vurması mı lazım? O counter falan mı ya? Ne yapıyor lan? Şöyle bitireceğim seni, inat ettim yani. Ama pelerin de olsun ya. Vega'nın pelerinsiz hali hoşuma gitmiyor yani. Böcek. Zako. Yani böcek, çöp, işe yaramaz, bir sürü anlamı var. Bir sürü şey söylenebilir. Kısacası ezik. Chun-Li çok dandiksin ya. Senin rakibin benim. Hadi Guile, göster onları gününü. Guile de ana karakter olsun. Oo, ben Guile'la dövüşmüyorum, Vega'yla dövüşüyorum. Daha doğrusu Balrog'la dövüşüyorum. Guile niye eğilip duruyorsun abi sadece? Myra, Myra. Guile abi saldıracağım mı? Adam saldırmıyor, sadece eğilip duruyor ya. Bak ya. Ulan Guile sen öyle yapacaksan ben de böyle yaparım. Al. Eli görüyor musun bu eli, bu bir tarafına soracağım bak. Gel buraya. Gel. 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 Bakmadım bile yani. Oyuna bakmadan yediğiniz yani bir şey oldum yani. Burada bu olayı bitirelim. Chun-Li ne eziksin ya. İzin verir miyim sandım ve Kemi gelir. Tabii ki Savaşiro Miyuki'nin mükemmel sesiyle, değil mi? O Savaşiro Miyuki'nin sesiydi galiba. Kemi. Gidelim galiba. Aynen ya, Savaşiro Miyuki ya. O sese bayılıyorum. Kaçmanıza izin verir miyim sandınız derken. Evet izin verdiler. Niye izin verdik harbiden? Niye izin verdik harbiden? Niye durdurdun ki? Savaşırım yük gelmiş hiçbir şey niye sayıyordur. Bunu söyleyerek eğer gerçekten aranızda eski animeleri izleyen böyle hardcore eskilerden birileri varsa sinirlenmiş olabilirler ama ben gerçekten çok seviyorum Savaşırım yükünün sesini. Kurtardın bizi. Sen mi Shadow'un peşindesin? Evet. Oh, yalnız on New York kıyafet baya fena ya hani. Ne araya kaçacak, araya kaçacak, tamamını kapatmıyor bile, araya kaçacak. Üzgünüm. Bir daha böyle bir şey yapmam. Bu arada kara aylar. Onlar bombaydı demek. Shadow'un da kara ayları tamamen kontrol altında tutmuyor. Bu da ne demek? Kara ayları kontrol eden anahtarlar çalınmış. İçeriye bir ajan sızmış durumda.
O davayla bir alakası olabilir. O dava mı? Bir grup hacker'ın kaçırılması kolayı. Ya kaybolmuş olması. Yaşları bilmem ne, her şey demdeşik. Küçük çocuklar bile var arada. Aa, o küçük kız acaba o da mı hacker'dı lan? Çinli kız, küçük kız. Tamam, işte araştırmayı yaparken aylar ortaya çıktı. O hackerlar. Onlar mı yapmak zorunda kaldılar yani? Yaptırıldılar. Onlara mı yaptırıldı? Geri kalan ayların 6 ayın patlamasına izin vermemeliyiz. Kendini zorlama. Doğrulamak istediğim bir şey daha var. Bunu. Bunu sana ulaştırmaya ICP neyse artık Shadow'un tarafından saldırıyorlarmışlar. Gönderilen kim olduğu bilmiyor. Neden saldırı oldukları da belli değil henüz. Açacak şimdi, içinden taş çıkacak böyle. Taş gibi duruyordu abi o. Oh, ne o? Ha, anahtarlar. O kocaman şeyin içinden bir tane anahtar mı çıktı sadece? Neş! Olamaz. Neş bir ara Chunin'in ortaydı değil mi? Bekle. Hatırlıyorum çünkü. Merhaba merhaba. Böldüğüm için üzgünüm dedi. Abi siz, herkes nereden geliyor? Geri çekilin. Benimle alakalı mı dedi. Ne, duyamadım ki. Orena bir şeyler dedi ama duyamadım. Ve sorunu Hanashi ile mi bitirdi, ben mi yanlış duydum? Oo. Gael ve Neş. Gael ve Neş de eski ortak ve arkadaşlar yanlış hatırlamıyorsam. Animede öyleydi en azından. Niye Neş'le oynuyorum ben? Gael'le oynamak istiyorum. Hatta şey muhabbet yok muydu ya? Neş'i Bison öldürdü. Gael o yüzden şeyden nefret ediyor falan. Bison'ın intikamını almaya çalışıyor Neş'i falan. O başka biri miydi? Sadece işte belli başlı materyali okumanın, izlemenin ve 3 ile 4'ü oynamamanın sonuçları hikaye açtan. Yani ne bileyim, Marvel vs. Capcom'ları oynadım, Street Fighter vs. Capcom'ları oynadım. Hep böyle bir dünya farklı farklı hikayeler gördüm ama hiç tam bir hikaye yok ya. Hep darma duman ve rastgele. Dışarıdaki sesler de çok sağ olsun. Tam videoya başlamışken arabalar, çocuklar, bilmem neler. Güzel geçiyor, güzel geçiyor. Sen neyin nesi dedi? Sonic Boom! Oo. Adam zombi birader. Emiyor. Benim vücudum. Görmezden geleceksin. Mushi surunara ne demek lan? Ya, o şeyi almaya geldim. O anahtarları almaya gelmiş beyefendi. Sesinizi kesin ve bana verin onları da. O gerçekten çok önemli bir şey. Zorla bile olsa almak zorundayım. Umarım bunun için bana kötü hisleri besmesin, nefret beslemesin. Parça dediğin ne? Dedi. Peace one, hani. Sonra Oshie... sana bunu söylemem gibi bir şeyler söyledi galiba ama o sırada saldırı yaptığım için duyamıyordum maalesef. Ben niye istediğim karakterle oynayamıyorum? Niye hep gıcık olduğum tiplerle? Yok Rashid, yok Neş, yok bilmem ne. Chun-Li, Gael'la falan oynamak istiyorum ben. Ana asıl karakterlerle oynamak istiyorum. Ryu'yla oynamak istiyorum ki oynadım. Ken'le oynamak istiyorum. Nice. Kalk ya. Öldürmedi, lent olsun. Valla Rashid'in hareketleri çok havalı mavalı falan da ne bileyim ya. Öldürmesi sanki düşmanları çok uzun sürüyor gibi. Bu araba hala geçmedi mi yoksa yenisi mi geldi? Yani her savaştan sonra sesini duyuyorum arabanın. Dır 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 ötüyor. Bak ya. Ulan Chun-Li, herkesten dayak yeme ya. Sen önemli karakterlerden birisin. Bu kadar ezik olma. Ooo, Gail'i de dövmüşler. Bir dakika, neden? Lanet olsun. Şimdilik bunu kurtarmak daha öncelikli. Ulan Chun-Li ne eziksin ya. Oğlum Chun-Li ya. Güçlü olması lazım Chun-Li'nin. Herkesten dayak yiyor. Bison'dan dayak yersin anlarım. Tamam, Bison çok OP bir karakter zaten. Baş düşman herif yani. Vega'dan daha doğrusu. Ay, böyle bir resim mi? Vega mı Bison mı olsun bari? Buna lan bütün bölüm boyunca Vega Bison.
Ne şey tarihi Şimekiri'yi duydum çünkü orada. Hani teslim tarihi gibi bir anlamı var onun. Ya da hani bitiş tarihi. Rus barındasınız. Zangief mi var burada da? Neş geldi. Yemin ediyorum Batman vs Superman filminden beter oldunuz ha. Karakterler bir orada beliriyor, bir burada beliriyor, uçuyor gibi. Ya da Warcraft filmi gibi. Ha demek öyle. Sen de o bilgiyi almıştın değil mi? Yine mi görmezden geliyorsun beni? Ha hatun da orada. Senin hatun. Hepiniz farkında olmadan Bison'a mı hizmet ediyorsunuz ya da başka birine mi? Anlamadım. İkinizi tanıştırma fırsatını kaçırdın mı dedi. Bir dakika. Yoksa başka bir şey mi söyledi? Ben yanlış mı anladım? Bu Neş, bir diğer arkadaşımız. Ha. Parça toplayıcılardan biri. Sen de mi parça topluyorsun? Ama neden? Onun parçaların kendisine ilgisi yok. Ha, Vega ile savaşmak için o parçaları, Vega ile savaşabilmek için parçaları onlara vermek istemiyor. Ha, bunlar başka bir ekip. Vega ile alakaları yok bunların, okey. Bu sefer tam zamanda geldin Jury. Demek bunlar senin piyonların. Boş tipler. Sen benim gözlerime inanamıyor musun? Yani benim... nasıl çevirebilirim onu? O kadar güveniyorsan bir tadlarına bakayım. Dedi. Yani sen benim şeyime inanmıyor musun? Dedi. Senden başlayalım. Kimse beni dinlemiyor. Başlayalım. G ne lan? Azam yazıyor, G diyor orada. Yani burada umarım Jury ile oynarım. Ha? En azından Jury ile oynadım. Ha? Şimdi inatla o kısmı çevireceğim. Taktım kafaya. Sen benim gözlerime güvenemiyor musun derken sen benim yani hani baktım mı seçimime falan siktir et ya, olmuyor. Çeviremiyorum yani. Olmuyor. Shadow olmuyor. Onu daha sonra oturup düşünürüm yani. Maalesef çevirmen ruhumu çok oldu bırakalım. 2011'de yaptığım son çeviri 2011'deydi anime çevirileri. Ow. Lan dur Raşit eşek. Eşek nedir ya? Eşek diye hakaret ettim oğlum, kaç yaşındayım lan ben? Eşek diye hakaret ettim, eşek diye. Aa, öleceğim, ölmeyeceğim. Hayır, ölmeyeceğim. Fuck you. Eşek diye şey yaptım. Ne olur biri çevirsin şunu. Hala çeviremiyorum. Sen benim gözüme güvenmiyor musun olur mu ya? Sen benim... Sen bana güvenmiyor musun diyelim yani bana. Yeter, yeter. Eğer ciddi savaşmayacaksan... Ölmeyi mi yeğlersin dedi. Hani ciddi savaşmıyormuş Raşit onunla. Bu kadar yeterli artık. Toplanma sebebinizi açıklayayım. Bu hiç yeterli değil. Hazır başlamışken seninle de kapışalım mı? Kara aylar. New York'u o kaosa sürükleyen o ayları bunlarla kontrol edebileceğimizi söyleseydim. Bir dakika. Böyle ucuz bir şeyle o ayları kontrol edebilir misin yani? Sadece bu kadar değil. Kara aylar, üzüntü, bilmem ne, kaos, bilmem ne vesaire. İnsanların pek çok farklı duygularını ortaya çıkarır. Evet. Psycho Power'la güçlenir. 7 ayın getirdiği kaosla Psycho Power'ı büyütüp mükemmel büyük bir güç elde edebilir. Bu işte Shadowlon'un, Vega'nın görevi. Bu harika planı biz mahvedeceğiz. Parçam parçam edeceğiz. Manyak mısınız oğlum siz? Hiç fena değil. Siz kimsiniz ya? Kime hizmet ediyorsunuz siz? Benim hedefim o adam. Vega, sadece Vega'nın kendisi. Onlara parçaları verirsek Psycho Power iyice kontrolden geçecek. Vega ile savaşabilmek için onu kesinlikle önüne geçmeliyiz. Kara ayların geliştirilmesinde o kaybolmuş hackerlar varmış. Senin aradığında onlardan biri değil mi?
O zaman bizimle işbirliği yapman daha işine gelir, değil mi? Öyle değil mi? Ama işbirliği yapacaksan bana şunu söyle. Sen kimin nesin? Öyle değil mi? Ben o kim ya? Böyle bir yerde gizli gizli plan yapıyorsunuz değil mi ha? Fareler. Urien sama. Urien baş şey mi? Senin şeyin bebeğin bu mu oluyor? Bu durusu ne? Kilden bebeğin. Sadece bakmaya geldim. Boştan boş bir değildi mi? Ha, bildiğin denemeye gelmiş yani Neşi. Bizimkine bildiğin bebek olarak, oyuncak bebek ya da... Urien kim ya? Ben bu karakteri hiç hatırlamıyorum yani. Ne bileyim, gördün mü bu karakteri? Daha önce varlığını bile hatırlamıyorum yani. Urien Sama dediğine göre önemli bir karakter. O belli zaten. Bildiğin mafya gibi duruyor herif. Urien. Kimin nesi Urien ya? Ve o hatuna nasıl emir veriyor? O hatun kimin nesi bile? Siz kimsiniz? Vega'nın planına niye engel olmaya çalışıyorsunuz? Neşi nasıl canlandırdınız? Ve Neşe niye oyuncak bebek muamelesi yapıyorsunuz? Buraya kadar mı? Evet canım, buraya kadar Neşe. Dayağı yedin. Yes. Şiddete karşıyız mı? Zaten bir şey belli, hani kazanan belli. Dokunma bana. Ha, o ellerle bana dokunma dedi bildiğin, o böyle şey ellerle. Lütfen şimdilik birazcık sakinleşin. Bak, güçlü bir herif Urien belli de. Pekala. Umarım beni eğlendirmeyi başarırsın. Üzgünüm. Sen hala vücudunu kullanmayı tam öğrenememişsin ya da. Ama yapacak bir şey yok. Çünkü sen ölüsün. Dan. Hadi. Şaka yapıyorsun değil mi? Gözlerini kapa. Kalbine dokunamam ama birazcık yardımcı olabilirim. Ya da yani dokunamam derken orada kastettiğim şey muhtemelen seni rahatlatamam. Yani hani içini rahatlatamam ama. Bu grafikler niye bu kadar sıçıyor lan dibine kadar girince modellerin? Demin söylediğin şey ciddi miydin yoksa? Demin söylediğin şeyde ciddi miydin? Daha doğru bir çeviri oldu. İyi mi? Tamamdır. Birazcık rahatlamış olman lazım. Aa, Urien'in alnındaki şeyi aynısını onu da koydu lan. Asıl baş düşman yoksa bu kadın mı? Birazcık açıklama beceremedim ama ben benden bahsedeyim kendim. Evet, sen kimsin? Ben Vega'dan nefret ediyorum. Bu dünyaya hakim olacak daha uygun biri var. O yüzden Shadow'u yok etmek istiyorum. Bu kadar yeterli mi? Dünya hükmetmesi gereken birini seçiyor. O zaman bir kere daha doğrulayalım. Bizler aynı hedefin peşindeyiz. Shadow'un planını yok etmek ve Vega'nın kellesini almak. Kısacası bizler müttefikiz. Vega canlı olduğu sürece bizler müttefiyiz. İlginç. Abi niye parça parça bir oradan bir buradan karakterler...
sen. Ha. Aynı Helen'in söylediği gibiymiş, bildirdiği gibiymiş. Bayağı kaba bir misafirsin. Böyle bir parçalı bir şey var değil mi? Onu bana vermeni istiyorum. O zaman gel bakalım. Yani burada barışçıl bir şekilde halletsek, istediğin şeyleri güçle alırsın. Kanzuki ailesinin inanışı böyledir, şöyle mottosu galiba. Altyazıda motto yazıyordu, oradan çaldım evet. Ha. Karin. Karin'miş karakterimiz. Güzel. Ve Kanzuki ailesi olduğuna göre Karin Japon olduğu anlamına geliyor. Tabii arka plandaki sakuralar, Japon kaleleri falan. Ya belli hani Japon olduğu da hatunun. Ne bileyim, sarışın ya biraz hani. Hani Japonların hep hayalini kurduğu ama asla olamadığı şeylerin bir birleşimi gibi. Karin sarışın bilmem ne. Kesin yarı şeydir. Melez falandır kesin Karin. Karin özel bir şeyler yapıyor mu? Çok yazık oldu. Zannendeş tane. Bakana! Raşit dayağı yedi. Hadi. Konuş bakalım. Neden bu pis denen şeyleri toplamaya çalışıyorsun? Yoksa kara ayla bunun bir alakası olabilir mi? Tamam tamam, pes ettim, pes ediyorum, pes ediyorum. Sadece güçlü değilsin. Ha, aklın da çalışıyor. Üzgünüm. Ama bunları kesin kötü bir şey için kullanmayacağım, söz veriyorum. Bana inan demeyeceğim ama. Hayır, inan bana. Bilmem ne ailesindeki kız. Gerçekten öyle dedi, bilmem ne aile. Nantokake no. Shibasaki. Hemen şimdi en yüksek seviyedeki en güçlü dövüşçülerin listesini çıkar. Böyle parça parça gitti sürece hiçbir şey anlayamayacağız. Anlayamayacak bir şey yok gerçi. Vega var. Vega'nın bir planı var. Kara Ay planı. Onu durdurmaya çalışan birileri var. Parçaları toplamaya çalışan birileri var. Bir kere o parçaları bulduğunuz anda yok etmeniz gerekiyor arkadaşlar sizi. Niye saklıyorsunuz ki? He? Yani. Eğitim nasıl gidiyor? Hayır, bize bu daha uygun. Yani aynen şey yapmadan, hani soru sormadan direkt dövüşmek daha uygun. Eğitimin nasıl olduğunu anlamak için. Başlayalım. Umarım Kerim'dir. Kerim değil mi? Tabii ki Kerim. Hadi Ken olayım. Tabii ki Kerim canım. Kerim. Tabii ki Kenim. Fuck yes. Ken'i iyi kullandığımdan değil. Ken karakterini seviyorum ben sadece. Tatsumaki Senpuken. Nasıl? Tatsumaki ne? Tatsumaki Hadouken, Shoryuken, Tatsumaki Sen. Tamam. Rastgele yapıyorum. Hadouken, Shoryuken, Shoryuken. Hadi. Shoryuken güzel. Hadouken, Shoryuken. Hadouken, Shoryuken, Tatsumaki. Acaba şeyi aynı değildir değil mi? Ken'in ya o eskidendi yani. Şu an aynı olamaz herhalde. Eskiden Ken'le şeyin aynıydı ya. Ruyu'nun hareket pattern'ı, bütün hareketleri falan. Şimdi aynı değildir. Değiştirmişlerdir artık. Aynı karakteri kez yapmazlar. Sadece kıyafetini değiştirip. O eskidendi. Eski günlerdi. Abi hala mı dışarıdasın sen ya? Bir yürü git artık lan. İyi saldırı. Da doğrusu iyi bastırdın. Ucu ucuna kazandım. O kim lan? Kanzuki'nin şeylerine hiç alınabilirsin. Ne işin var burada? Shadow'un kara aylarla dünyayı kaosa sürüklemeye çalışıyor. Kanzuki bu olayı, Kanzuki ailesi bu olayı durdurmak için büyük savaşlardan yardım istiyor. Sizlerin de bize katılmanızı istiyoruz. Daha doğrusu katılabilirseniz çok minnettar oluruz. Anlaşıldı. Şimdilik ben geleceğim seninle. Öyle söyle. Rui niye gelmiyor ki? Niye direkt Ken kendini ortaya attı? Ken. Sen eğitimine devam et. Ne? Ben senin yerine de bu işe el atacağım. Yani senin yerine dolduracağım. Onun karşılığında da her şey bittiğinde
Eğitiminin sonuçlarını bana gösterirsin değil mi? Tamam, Ken sıçacak. Tamam mı? Finalde Ryu gelecek böyle eğitimi tamamlamış bir şekilde. Herkes sıçıp atacak, oyun bitecek. Kesin öyle olacak ya, kesin. Evet be, adam da kollara bak, hepsi oyuncak bebek gibi duruyor. Kaslar maslar falan. Ne bileyim abi, Ryu tamam okey yani şeydir de. Ben Ryu çocukken hiç böyle kaslı maslı olarak hayal etmemişim. Kavga mı kaçıyorsun? Ay sonra... Sen sonradan geldin, niye bu kadar havalı havalı konuşuyorsun? Kapanı çeneni kapısana, kapanı çenesene. Kızlar birbirlerini kaldıramıyorlar, okey. Beklettiğim için üzgünüm. Onunla alakalı bir şeyler öğrenebildin mi? Genjiden'de komaga okurareta to hanmen şteiru katagata wa subete kanzuki ge no listo ni namae ga arimasu. Şu dönemde parçaları sahip olabilecek herkes listeyi gönderiyor. Şu an bu listeye girişim olanları şey yapıyoruz. Sizin durumunuz ne? O Griffin dediklerini anlamıyorum. O Sean dedikleri bana çok garip geliyor. Anlayamıyorum o yönündekini. Tamam, biliyoruz abi, Kara Ay Shadow'unu kaçırdığı hackerlar tarafından yaratıldı. Onlar da hackerlar tarafından yapıldı, o parçalar tamam. Şu anda Guile Shadow'un içine girmiş olan birinden bilgi alıyor. Şey mi lan acaba? Fang mı lan acaba? O ilginç şey. İçeriye dalmış biri ha, ilginç. Her ne olursa olsun Shadow bu parçaları istiyorsa onlara bunu veremeyiz. Parça dedi bu arada, koma diyor ha, bu arada piyon diyor ha. O ne lan? Kemiği lan onlar. Kemiği de mi kullanmadınız? Ne yaptınız? Görünüşe göre birilerine neyi ahlak değil, edep değil. Manner nedir? Edep mi? Ahlak mı? Öğretme zamanı geldi diyor. Misafirlerimize nasıl şey olacağını öğretme. Abi kelimeleri unutuyorum ya. Manner'ın Türkçesi ne şimdi? Ne manner'ın Türkçesi, nasıl çevireceğim ben bilmiyorum ya. Edep mi, ahlak mı? Hani saygı mı? Ayıp ayıp yapma, birazcık edepli ol falan. Cık. Saygılı ol birazcık falan. Mars kim ya? Ve ben niye kemiğiyle oynamıyorum? Bu arada kemiği niye kimse... Niye kemiğinin şeyine, kıyafetlerine yorum yapmıyor kimse? Bu arada kemiği New York'tan nasıl Japonya'ya bu kadar çabuk uçtu? Niye her şey uçup duruyor? Niye bütün parçalar rastgele oradan oraya zıplayıp duruyor? Beni neyse ama ha, Vegas ama. Beni şey yaptın değil mi? Küçümserin değil mi dedi Karin. O da Vegas ama. Dayağı yiyince tabii. Araba bir siktir git, gözünü seveyim. Abi video boyunca buradaydın ya. Dur 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 arka planda. Hey be, Karin arkadaş sen ne OP çıktın? Çek ellerini. Kaçamazsın. Sizler de hala yani sizler de hala yeteri kadar şey durmadıysanız ben rakibiniz olayım dedi. Yeteri kadar ortalığı ayağa kaldırmadıysa yok, gerek yok. Hayır, tatmin oldum ben. Abi kiminin bacaklara bak. Kemi'nin bir klonu mu var? Ve Kemi'nin bu klonundan haberim var yani. Ben biliyorum onun Kemi olduğunu. Daha önceki oyunlarda çıktı mı? Guile mi o? Evet. Hayda! Aynı şeyleri söyleyip durmayın ya! Tamam biliyoruz o şeyler. O karayları onlar kontrol ediyor işte. Önemli olan aynı parçalarla. O parçalar aynı zamanda şey ayları da dev dışında da bırakabiliyormuş. Ve ondan sonra kontrol cihazı Shadow'un üstünde, öyle değil mi? Shadow'un sahip olduğu şey listesi, yani parçalara sahip olan kişilerin listesi burada dedi.
Zangief de mi bizden lan? Hayret. Böylece herkes toplandı değil mi? O haricinde yani Rui'dan bahsediyor. Altyazıda gördüm zaten. Anokata Igai dedi çünkü. Sende de mi şey vardı? Piyon vardı, parça var diye. Evet, böyle küçük bir şey gelmişti bana. O sırada güreşiyordum, o yüzden arkadaşa verdim diyor. Turdaydım gibi bir şey söyledi. Nerede peki bu arkadaşın? Sanıyorum Hindistan'da. Ben gidip alayım. Allah Allah. Ben de sana gideyim. Dalsın nerede? Başka kim var parçaya sahip olan? New York'un şampiyonu, güreş şampiyonu ve Brezilya'nın bilmem ne. New York'taki tüm iletişim ağı çöktü. Ben giderim. Brezilya'ya ben giderim. Ben de gideyim. Kimi de bize gelsin. Niye? Peki ya sen? Ben Ibuki ve Mika ile birlikte Shadow'un üstüne gideceğim diyor. Peki. Garip bir dalım ya. İnsanların bu kadar rahat ülkeler arası seyahat edebilmesi ne güzel bir şey değil mi? Kafasına estiği zaman. Ben de keşke kafama estiği zaman. Ben Japonya'ya gidiyorum ya deyip gitsem böyle bir Japonya'da. Kafama estiği zaman. Ya canım In-N-Out Burger çekti deyip bir Amerika'ya gitsem falan. In-N-Out Burger hiç yemedim ama Amerika'ya gidiyorum. Ha Ken'in oğlu. Ne oldu Melu? Annenle birlikte değil miydin sen? Ben de geleceğim. Ben de geleceğim. Meru sen de Hadouken kullanabilir hale geldiği zaman gelirsin. Hajo değil canım, Hadouken. Hajo yanlış bir kelime. Hajo'yu kullanma bence. Ben yokken şeyi anneni sen korursun, tamam mı? Hajo değil lan, Hadouken. Hadouken, Hodo değil, Hadouken. Ne güzel bir sahne değil mi? Ne güzel bir manzara değil mi? Ken bize gelmese daha iyi olmaz mı? Ailesi varsa burada kalıp onları koruması daha önemli. Korumak istediği insanlar olduğu için zaten bu savaştan çekilmiyor. Benim babam da öyleydi. Üzgünüm. Seni böyle üzmek istememiştim ya da böyle bir surat ifadesi takılmanı istememiştim. Sadece. Anlamıyorum. Ben anlayamıyorum. Ailelerden, yani ailesi yok galiba Kemin, o yüzden anlamıyormuş. Aile denen kavramı anlamıyormuş. Tamam, Gail-san'lar gitti. Hadi biz de bir an önce yola çıkalım. O zaman üstte görüşmek üzere. Nasıl yani? Ayrı ayrı mı gidiyorsunuz? Niye? Ya araba Allah aşkına diyorum. Abi git. 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 Git lan. Duralım mı? Ah fuck. Fuck. Hayır. Biz... Yanlışlıkla şeye gibi option'a bastığımız videoyu geçti. Gider misin? Ne olur gider misin? Ne olur? Yani bir saattir oynuyorum. Ha, sardı beni. Ben oynarım bunu da. Capcom tepeme binecektir muhtemelen bunu koyduğum zaman. O yüzden ikinci bölümü çekmeden önce birinci bölümü bir koyayım YouTube'a. Hani ne durumda? Nasıl olacak? Capcom tepeme binecek mi? Binmeyecek mi? Çünkü Capcom çok şerefsiz bu konularda. Videolar konusunda. Bakalım ne olacak? İlk bölümü böylece koyalım. Umarım siz de zevk almışsınızdır. Bilmiyorum, benim hoşuma gitti. Ben oynuyorum onu yani. Senaryo falan. Ne? Yani idare eder. Zaten savaşlar muvaşlar da yani Street Fighter en azından yani Street Fighter'a sahip olmamın bir anlamı oldu en azından yani. Bunca zamandır oraya koymuştum ve çıkarmamıştım bile yani, kutusundan duruyordu ilk izlerimi çektiğimden beri. Şimdi uzun zamandan sonra ilk kez işte bir tekrar oynama şeyim oldu. Ya Allah aşkına yürü git oğlum. Bak. Bak ben meme yaptın. Meme yaptın. Videoyu meme'e dönüştürdün. Her neyse Street Fighter 5 Story modun ilk bölümünün sonuna geldik. Belki de son bölümünün sonuna geldik. Belki de asla devam etmeyiz. Hem sizin yorumlarınız hem de Capcom'un yorumları, yani tepemi bilip bilmeyecekleri konusunda duruma bakacağız. Seyrettiğiniz için teşekkürler. Başka bir videoda görüşmek üzere. Allah'ım gitmiyor herif, gitmiyor!